Zihninizde öyle bir madde düşünün ki fiziksel dünyamıza ait değil ve inşasının mümkün olmadığı inancındayız. Yeni bir tür, maddenin yeni bir hali ve kuantum özelliklerine sahip tuhaf davranışlar sergiliyor. Evet, kuantum dünyası zaten başlı başına tuhaf bir yer ama bu madde sınırları daha da aşıyor ve uzaydaki hareketi bir yana, zamanda da kendisini tekrarlıyor. Üstelik bunu yaparken evrenin bazı temel yasalarını da ihlal ediyor gibi görünüyor. Öyle ki evrenin ısı ölümü gerçekleşse dahi zamanı ölçmeye devam ediyor. Birazdan anlatacaklarım fantastik bir bilim kurgu içeriği değil, gerçekliğin ta kendisi zaman kristalleri. Ve videonun tamamını seyrettiğinizde çatlayan yumurtadan sızan güçlü ışığı görmeye başlayacaksınız. Doğadaki bazı maddelere yakından baktığınızda moleküler ya da atomik düzeyde belirli bir düzenin olduğunu görür, simetrik yapıyı fark edersiniz. Bu simetrik yapı son derece düzenli bir mikroskobik yapıda düzenlenmiş ve her yöne uzanarak bir kristal kafes oluşturan katı bir malzemedir. Örneğin kar taneleri, elmaslar veya sofra tuzu kristal yapıdadırlar. Kendinizi milyarlarca kat küçültseniz ve bir kar tanesine atlayıp gezintiye çıksanız, her yönde ve düzenli aralıklarla bir uçtan diğer uca özdeş atomlarla karşılaşırdınız. Tıpkı satranç tahtasının üzerinde yürüyor gibi. Bir beyaz, bir siyahtan oluşan örüntü ve bazı bölümlerinde baştan sona tekrar eden aynı model. Maddenin bu hali evrenin en sevdiği durumlardan birisidir. Yani atomların düzenli ve belirli bir geometrik düzene göre sıralandığı, maddenin düzenli ve stabil halde tutularak enerjinin daha fazla yayılmadığı ve sistemin en kararlı olduğu form. 2004 yılında Nobel Fizik Ödülünü alan Amerikalı kuramsal fizikçi Frank Wilczek bir madde düşünmeye başladı. Bahsettiğim uzay simetrisine sahip sıradan bir madde değil, zamanda simetriye sahip olan egzotik bir madde. Yani bu videoya konu olan nesnenin fikir babası Üstad Frank'tir. Uzaysal simetriyi anladık. Atomik ya da moleküler düzeyde belirli bir örüntüye sahip doğada gözlemleyebildiğimiz bir yapı. Fakat zaman simetrisi dendiğinde ne anlamalıyız? Tamam, anlamak için işleri şimdi biraz basitleştirelim. Lost dizisini hatırlıyor musunuz? Swan ambarında 108 dakikalık bir geri sayım sayacı vardı ve geri sayım döngüsünün son 4 dakikasında sayıların girilmemesi zamanlayıcı sıfıra ulaşana kadar süren bir alarmı tetikliyordu. Geri sayım tamamlandığında zamanlayıcının sayıları kırmızı ve siyah Mısır hiyeroglifleriyle değiştirilirken aynı anda kaydedilmiş bir ses istasyonun hoparlör sisteminden sürekli olarak sistem arızasını tekrarlıyordu. Rakamlar doğru olarak ve doğru sırada girildiğinde ise her şey başa dönüyor, sayaç tekrar 108'i gösteriyor ve geri sayım tekrar başlıyordu. İşte bu olay içeriği temel anlatımda basit bir zamansal simetri içeriyor. Yani bir olay ya da durum içeriği var, zaman içinde değişime uğruyor fakat belirli bir zaman sonra tekrar eski haline geliyor. Sayaç, bilgisayar, hiyeroglifler ve sesli alarmın ortaya çıkması sürekli bir döngüye tabi. Fakat gerçek bir zaman simetrisinden söz etmek istiyorsak, insan faktörünü de devreden çıkarmalı, yani her şey kendiliğinden gerçekleşmeli, var olan her şeyi biraz daha küçültmeliyiz. Kuantum kurallarının geçerli olduğu atom boyutlarına kadar hem de. Doğada tekrarlanan desenlere dair birçok örneğimiz olsa da, zaman kristalleri iki önemli nedenden ötürü diğerlerinden farklı nesnelerdir. Birincisi, kararlı bir desene sahiptirler ve sistem mümkün olan en düşük enerji durumundadır. Diğeri ise, işte bu biraz düşündürücü, enerjinin korunumu yasasını sanki ihlal ediyor gibi görünmeleridir. Şimdi tekrar makro dünyamıza geri dönmek zorundayız. Simetriyi yakaladığımız her sistemde bununla bağlantılı evrenin bazı korunum yasaları ortaya çıkmaktadır. Boş uzay bu anlamda mükemmel bir simetri içindedir. Örneğin önünüzde çok basit bir deney düzeneği var, iki misketi ya da iki küçük topu çarpıştırıp gözlemlemek istiyorsunuz. Aynı deneyi 2 metre ileride ya da 10 metre sağ tarafınızda yaptığınızda da aynı sonuçları alırsınız, farklı bir sonuç beklemezsiniz. Deneyiniz simetriktir ve momentumun korunumu yasasını içerir. Ya da elektromanyetizma ile ilgili bir deney yapıyorsanız elektrik yükünün korunumu ile ilgili yasa deneyinizin içine sızmış durumdadır. Yaptığınız şey zamanda da simetriyi içerebilir. Yani deneyi 2 saat sonra tekrarladığınızda ya da sabah uykunuzdan uyandıktan sonra yaptığınızda da benzer sonuçlar alacaksınızdır. Ve bu da farklı bir korunum ile ilgili yasaya bağlanmışsınız demektir. Kristal yapıya sahip elmas gibi normal yani uzaysal nesneler her ne kadar örüntü içerseler de belirli bölgelerinde yer yer değişiklikler vardır ve simetrik olmayan bölümlere sahiptir. Bu da demek oluyor ki
uzayda simetrinin var olmadığı yerlerde korunum yasaları da ihlal ediliyor demektir. Tek bir yasa hariç, enerjinin korunumu yasası, bunu ihlal etmenize evren izin vermiyor. Fakat gerçek zaman kristalleri bu yasayı da ihlal ediyor gibi. Zaman kristallerinin gerçek olduğunu söylemiştim. Merak ediyor olabilirsiniz, bu gerçeklik nerede, nasıl oluşuyor ya da neye benziyorlar? Elbette zaman kristali oluşturmak karmaşık bir süreç. Fakat en basit yapısını size anlatacağım. Zaman kristalleri bir grup bitişik atomun konfigürasyonlarını tekrar tekrar tekrarlaması sonucu ortaya çıkar. Esasen birbirinden çok uzakta olan, ancak yine de birbirleriyle etkileşim halinde olan atomlar ve iyonların bir koleksiyonudur. Yani kuantum nesneleridir. On binlercesinin bir arada olmasından da meydana gelebilir. 7 tane atomunuzun olduğunu düşünün, her biri kendisiyle ilişkili bir dönüş yönüne sahip ve bu atomları temel enerji seviyesine getirmek için, çünkü hatırlayın evren düşük enerjili sistemleri çok seviyordu, mutlak sıfır noktasına yakın bir yerlere kadar sıcaklığı düşürün, hareket kabiliyetlerini minimuma çekin. Lazer ile ışınlanmaya artık hazırlar. Lazerler özünde bildiğiniz üzere salınan bir elektromanyetik alandan farklı bir şey değil. Lazerle bu yapıyı vurmaya başladığınızda oluşan alan, atomların dönüşlerini ritmik olarak dönmeye zorlar. Bu da atomların dönüş düzenlerini defalarca tekrarlanmasına yol açar. Buraya kadar ilginç bir şey yok. Fakat lazeri kapatırsanız ne olur? Tuhaf bir şekilde lazer ortadan kalktığında dahi, atomların bu şekildeki periyodik dönüşleri sanki lazer varmışçasına devam eder. Aslında bundan sonra ortaya daha da ilginç bir şey çıkıyor. Kullandığınız lazerden farklı bir güce sahip lazer kullanıp aynı atomlara ışınlasanız bile o atomlar, sizin lazerin etkisine göre değil, kendi isteklerine göre dönüşlerine devam ediyorlar. Bu şuna benziyor. Göl yüzeyindeki suya küçük dokunuşlar yaparak dalgalar oluşturuyorsunuz. Bir süre sonrasında daha sık aralıklarla suya dokunuyorsunuz. Fakat daha çok, yani daha sık aralıklarla dalga oluşacağı yerde dalgaların sayısı tuhaf bir şekilde aynı kalıyor. Sizin hareketinize tepki vermiyor, kendi içsel davranışını koruyor. Zaman kristalleri ilk olarak 2012 yılında Frank Wilczek tarafından teorize edildi. Diğer teorisyenler tarafından yeterince tartışıldıktan ve detaylandırıldıktan sonra deneysel fizikçiler çalışacak kadar bilgiye sahip oldular ve bir zaman kristali gibi çalışacak düzenekler tasarlamaya başladılar. Fakat bu sistemler genelde milisaniyelerle ölçülen ömre sahip. Son yapılan deneylerde ise kristallerin zamansal süresi 40 dakikaya kadar çıkarıldı. Şu anda zaman kristallerinin kullanım alanları ile ilgili bilim insanlarının net bir fikri yok. Akla gelen atom saatleri, kuantum hesaplamalar, kuantum bilgisayarları. Fakat nasıl ve ne zaman sorusu ise tam bir muamma. Kristaller için önümüzde daha kat edilmesi gereken uzunca bir yol var. Evrendeki korunum yasaları, simetrinin var olduğu her yerde var olur ve enerjinin korunumu hariç, doğadaki tüm bu simetrilerin bir şekilde kırılabildiğini biliyoruz. Zaman kristalleri ise simetri kırılması açısından biraz ilginç. Enerjinin korunumu yasası da dahil olmak üzere elimizde şimdi bu simetrinin de kırıldığı garip bir yapı var. Acaba uzun yıllar sonra Doktor Strange'e Dormammu ile savaşması için verilen Agamotto'nun gözü gibi zamana hükmeden, zamanı manipüle eden zaman taşları ya da zaman kristalleri yapabilir miyiz? Temeli bilime ama sonrası kurguya dayanan. Veda vakti dostlarım, bu haftalık da bu kadar. Videoyu beğendiyseniz ve benzer video içeriklerinin gelmesini istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak ve videolara yorum yazarak desteğinizi de lütfen esirgemeyin. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. O vakte kadar bilim, sağlık ve sevgi siz ve değer verdikleriniz ile olsun hep. Hoşça kalın.